Arkadaşlar, EMR Garaj'dan herkese merhaba. Bugün montajını yaptığımız aracımız 2016 model Hyundai Elantra. Takmış olduğumuz cihaz Navix marka Android 11 işletim sistemine sahip multimedya cihazı. Cihazımız aracımızla tam uyumlu. Montaj yapılırken elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale etmiyoruz. Orijinal soketlerine birebir montaj yapılıyor. Bunun haricinde arkadaşlar, aracımıza geri vites kamerası eklentisi yaptık. Vitesimizi geriye aldığımız zaman hızlı bir şekilde kamera ekranımız açılıyor. Geriden çıktığımız zaman da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayrıca cihazımızda sesli komut özelliği var. 80 ayrı komutu sesli olarak cihazımıza verebiliyoruz. Örnek vermek gerekirse, navigasyonu aç. Navigasyonu kapat. Radyoyu aç. Radyoyu kapat. Ekranı kapat. Ekranı aç. Bu şekilde 80 ayrı komutumuz var. Komutların bilgilendirmesi de burada veriliyor. İstersek bu komutları değiştirebiliriz arkadaşlar. Sesli komut özelliğinden sonra cihazımızda ayrıca CarPlay uygulamasını da kullanabiliyoruz. CarPlay'in kullanımı da çok basit arkadaşlar. Telefonumuz iPhone ise eğer şarj kablosunu direkt teybimizin USB girişine bağlıyoruz ve 1-2 saniye içinde CarPlay'imiz aktif çalışmaya başlıyor. Daha sonrasında telefonu elimizden bırakabiliriz. CarPlay'in kullanımını da anlatayım kısaca size. Öncelikle haritalarımızı telefonumuz üzerinde kullandığımız haritalara aktarıyor. Bu telefonumuzun üzerindekileri aktarmasının şöyle bir faydası var. Geçmiş adreslerimizi, kayıtlı adreslerimizi görebiliyoruz. Eğer buradan çıkmak istersek de sol alt köşede ana menü tuşuna bastığımız zaman da tekrar ana menümüze geçiş yapıyoruz. Müzik dosyalarımızı gösteriyor, çalınan listelerimizi gösteriyor. Direkt teyp üzerinden çalabiliyoruz. Bir sonraki sayfamıza geçtik. Artık CarPlay'den sonra telefon görüşmelerimizi de teyp üzerinden yapıyoruz. Direkt telefona bastığımız zaman arkadaşlar burada sesli olarak karşı tarafı arayabiliriz. Haricinde arama kayıtlarımızı gösteriyor ve rehberlerimizi direkt teybe aktarıyor. Buradan da geri çıktık arkadaşlar. Yine müzik ve haritaların kısa yolları. Mesajlarımızı kullanabiliyoruz. Mesajları arkadaşınızdan gelen mesajı Siri size sesli okuyabiliyor. Veyahut da siz karşıya Siri yardımıyla sesli mesaj yazabiliyorsunuz. Alt tarafta araba tuşuna bastığımız zaman teybimizin orijinal ekranına geçiş yapıyoruz. Eğer bizim ekranımıza da geçmek istersek ekranı yukarı kaydırıyoruz arkadaşlar. En sonunda T-Link uygulamasına bastığımız zaman CarPlay uygulamasına giriş yapıyor. Son sayfamızda da arkadaşlar iPhone'un bize sunmuş olduğu araçla ilgili ayarlar bölümümüz var. Bu ayarları aktif kullanabiliriz. Tekrar geri geldim, yine Google Maps ve Yandex navigasyonun kısa yolları ve WhatsApp'ımız. WhatsApp'ta müşterilerin en çok merak ettiği gelen konuma teyp üzerinden gidebiliyor muyuz diye soruyorlar. Evet arkadaşlar, telefonunuza gelen konuma, WhatsApp üzerinden mesaj olarak gelen konuma direkt teypten gidebilirsiniz. WhatsApp'tan üzerinden yine mesaj da yazabiliyorsunuz sesli olarak. Veyahut da karşı taraftan gelen mesajları Siri size sesli okuyor. Tekrar buradan çıkmak için araba tuşuna bir defa basıyoruz arkadaşlar. CarPlay'imizin kullanımı bu şekilde. Daha sonrasında cihazımızın kullanımına geçelim. Ana sayfadan başlayalım. Öncelikle radyomuzu gösterelim arkadaşlar. Radyonun kullanımı orijinal radyosuna göre çok daha pratik. Burada ileri geri frekans değiştirebiliyorum. Bulmuş olduğum frekansı hafızaya almak istersem 6 tane kanal yerim var. Nereye hafızaya alacaksam üzerine 1-2 saniye basılı tutuyorum ve kanalımı oraya hafızaya alıyor. Band 1, band 2, band 3 olmak üzere 3 ayrı da sayfamız var. Yani 18 kanalı hafızaya alabiliriz. İstersem yine direksiyon kumandasından ses açma kısma, hafızadaki kanalları değiştirme, hepsi aktif bir şekilde çalışıyor. Radyodan geri geldim. Müzik bölümümüz var. Cihazın kendi dahili hafızasına müzik atabiliriz. Veyahut da torpidoya çekmiş olduğumuz iki ayrı USB girişimiz var. Bu USB girişleri üzerinden flash disk, hard disk bağlayıp bunların içindeki müzikleri de cihazdan oynatabiliriz. Şu an cihazımızın kendi hafızasındaki müzikleri kullanıyoruz. Demo müziklerimiz. Görmüş olduğunuz gibi direksiyondan parça atlatabiliyorum. Yine ekrandan da parça atlatmamız çalışıyor. İleri geri parça sardırabiliyoruz arkadaşlar. Geçişlerimiz gayet hızlı. Bu da cihazımızın orijinal Android 11 olmasından kaynaklanıyor. Ses kalitemiz de çok daha iyi. 4x50 watt MOSFET çıkış ve DSP özelliği var cihazda. 30 band equalizer ayarı yapabiliyoruz. Tekrar geri geldim. Bluetooth'umuz var. Telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yaptıktan sonra artık telefon görüşmelerimizi cihaz üzerinden yapabiliyoruz.
İstersek rehber de aktarabiliriz. Rehber aktarırsak eğer arayan kişileri ismiyle görebiliriz veyahut da isim üzerinden karşı tarafı arayabiliriz. Bunun haricinde bir de Bluetooth müzik özelliğimiz var. Bu özellik sayesinde de telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoların veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz arkadaşlar. Navigasyon bölümümüz var. Cihazımızda iki ayrı navigasyon var. Birincisi internette kullanılan Google Maps ve Yandex, Google haritalar. İkincisi de internetsiz kullanmış olduğumuz Aygo. Müşterilerimizin genelde tercih ettiği offline internetsiz kullanılan Aygo. Onun kullanımını da göstereyim size. Kullanımı çok basit arkadaşlar. Haritamız açıldı. Sağ alt köşeye tıklıyorum. Yeni rota diyorum. Gideceğim yerin açık adresini yazmam gerekiyor arkadaşlar. Adres bölümüne de tıkladık. Örnek vermek gerekirse kendi dükkanımızın caddesini yazalım. Yeni mahalle 187. cadde. Okey dedim. En son olarak da kapı numarası girmemiz gerekiyor. 2 numara dedik. Tekrar okeyledik arkadaşlar. Hedef olarak seç dedim. Rotayı hesapladı. Navigasyonu başlat diyorum. 1-2 saniye içinde cihaz beni hem sesli hem de görsel olarak istediğim yere götürüyor arkadaşlar. Çıkmak istersem de yine sağ alt köşeye basıp en alttan çıkış yapmam yeterli. Google haritaları zaten biliyorsunuz internet bağlantısını yaptıktan sonra aktif kullanılabiliyor. Ayarlar bölümünden internet bağlantısını göstereyim. Ayarlara girdik. En üstte ağ ve internet var. Tıklıyorum. Kablosu etkinleştiriyorum arkadaşlar. Cihazıma aramaya başlıyor. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksam üzerine bir defa tıklıyorum. Ve şifremi giriyorum. Şifremi girdikten sonra cihazım internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra da burada Google Chrome'da gezinti yapabilirim. Facebook kullanabiliriz. İnternetini bağladığımız telefonun ekranını yansıtabiliyoruz. Easy Connect özelliği sayesinde. Bir sonraki sayfada Google haritaları kullanabiliyoruz. Play Store'dan uygulama indirebiliriz. Buradaki uygulamaları haricinde Netflix, Spotify tarzı uygulamaları Play Store'dan indirip kullanabiliyoruz. Tekrar bir sonraki sayfamıza geçtik. Spotify'mız var. Yine eğer üyeliğimiz varsa bunu aktif kullanabiliriz. YouTube'dan video seyredebiliriz. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de arabanızda bu tarz bir multimedya keyfi sürmek isterseniz eğer mutlaka Emre Garaj'la iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini emregaraj.com.tr sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.